haritada numaralandırılarak gösterilen alanlarda görülen iklim tipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Ege kıyılarımızda Akdeniz iklimi özellikleri görülür. Karadeniz kıyılarımızda Karadeniz iklimi özellikleri görülür. Güneydoğu Anadolu'da ise step iklimi özellikleri görülür. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. İklim koşulları göz önüne alındığında yukarıda verilen bitki örtülerinden hangileri Türkiye'de görülür denilmiş. Savan subtropikal iklimin bitki örtüsüdür. Türkiye'de subtropikal iklim görülmez. Tundra, tundra ikliminin bitki örtüsüdür. Tundra iklimi Türkiye'de görülmez. Maki, Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür. Türkiye'de görülür. Çayırlar, Karadeniz bölgemizde ve Erzurum, Kars yöresi gibi yüksek alanlarda görülür. Bundan dolayı 2 ve 3 Türkiye'de görülür diyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Akdeniz, Ege ve Güney Marmara kıyılarında aynı iklim özellikleri görülmesine rağmen sıcaklık değerleri Akdeniz'den Güney Marmara'ya doğru gidildikçe azalmaktadır. Yani güneyden kuzeye doğru, yani ekvatordan kutuplara gidildikçe azalmaktadır deniliyor. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru, güneyden kuzeye doğru, kuzey yarımkürede güneyden kuzeye doğru azalmasının sebebi enlemdir, dünyanın şeklidir, güneş ışınlarının düşme açısıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Türkiye'de görülen iklim özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti arttığı için sıcaklık azalır. Bu bilgi doğrudur. Kıyı ile iç kesimler arasında sıcaklık farkı fazladır. Bu bilgi doğrudur. Genel olarak yazlar kurak geçer. Türkiye'de Karadeniz kıyıları ve Erzurum Kars yöresi hariç geri kalan bölgelerimizde yazlar kurak geçer. Bu bilgi doğrudur. Kısa mesafelerde iklim farklılığı yaşanır. Yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı kısa mesafelerde iklim özelliklerinde değişme görülür. Bu bilgi de doğrudur. Kıyı bölgelerinde kış sıcaklığı iç bölgelere göre daha düşüktür denilmiş. İç bölgeler kış mevsiminde daha fazla soğuduğu için iç bölgelerde kış sıcaklık değerleri daha düşüktür olmalıydı. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki haritada taranarak gösterilen platoların hangisinde yaz mevsimi sıcak ve kurak geçmez denilmiş. Taşeli Platosu, Şanlıurfa, Haymana, Çatalca Kocaeli buralarda genellikle yaz mevsiminde yağış miktarları oldukça azdır. Fakat Ardahan yöresinde en fazla yağışlar yaz mevsiminde görülür. Ayrıca yükseltisinin fazla olmasından dolayı yaz mevsimi sıcak geçmez. Bundan dolayı doğru cevabımız Ardahan, yani C seçeneği doğrudur. Yukarıda sıcaklık grafiği verilen merkez için aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniliyor. Kuzey yarımkürededir denebilir. Çünkü Temmuz ayında sıcaklık değerlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Ocak ayında düşük olduğunu görüyoruz. Kış mevsiminde yağışlar kar şeklindedir deniliyor. Kış sıcaklık değerleri 0 derecenin altında olmasından dolayı kar şeklinde yağışlar görülür diyebiliriz. En yüksek sıcaklıklar Temmuz ayında görülür deniliyor. Bu bilgi doğrudur. Grafikte görüyoruz. Yağış rejimi düzensizdir diyor. Bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Yıllık sıcaklık farkı fazladır diyebiliriz. Yıllık sıcaklık farkı 22 derece olmuş en fazla. En az da 10 derece olmuş. Yıllık sıcaklık farkının 32 derece olduğunu, fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Kuraklığın etkili olduğu yıllarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez? Böyle yıllarda meralarda verim düşer, yani ot verimi düşer, otlar büyümez. Barajlardaki su seviyesi azalmasından dolayı hidroelektrik üretimi azalır. İçme ve kullanma suyu azalır, suların azalmasından dolayı. Tarımda verimlilik azalır, suyun az olmasından dolayı. Fakat böyle bir dönemde insanlar kuraklığın geleceğini önceden bilmediği için toprakları daha çok nadasa ayırma veyahut da nadasa ayırmama gibi bir durum söz konusu olamaz. Nadas alanlarında herhangi bir değişim beklenmez. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre Hasan'ın yaşadığı kent aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Hasan Almanya'da yaşayan Hans arkadaşına mektup yazmış. Bizim yaşadığımız yerde koca yemiş, defne, kekik, sandal, lavanta gibi bitkiler yetişiyor demiş. Bunlar Akdeniz iklimine has, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişen bitki türleridir. Bundan dolayı Hatay, İzmir, Adana,
Muğla, buralar Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler olmasından dolayı bu bölgelerde görülür. Fakat Afyon, Karahisar'da Akdeniz iklimi görülmez. Dolayısıyla koca yemiş, defne, sandal, lavanta gibi türlerin Afyon'da görülmesi beklenmez. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılarak gösterilen alanlarda görülen doğal bitki örtüleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor? Bir numaralı bölgede Karadeniz iklimi görülmesinden dolayı bitki örtüsü ormandır. 2 ve 3 numaralı bölgede Akdeniz iklimi görülmesinden dolayı bitki örtüsü makidir. 4 numaralı bölgede karasal iklim görülmesinden, step iklimi görülmesinden dolayı bitki örtüsü bozkırdır. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre bitkilerin kuşaklar oluşturması faktörlerinden hangileriyle açıklanabilir denilmiş. Dağın yamacı boyunca yükseklere çıkıldıkça sıcaklık değiştiği için bitkiler kuşaklar oluşturmuştur. Sıcaklığın değişmesinin nedeni yükselti olduğu için yükseltinin de etkisi vardır. Fakat burada bakı faktörünün etkisi söz konusu değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 2'dir. Yani D seçeneği doğrudur. Yalnızca grafiğe bakılarak bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir deniliyor. Verilen grafik Türkiye'de Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlere has bir grafiktir. Bundan dolayı doğal bitki örtüsünün kısa boylu ağaç ve çalılar olduğunu, maki olduğunu söyleyebiliriz. Yazlar sıcak ve kurak diyebiliriz. Fakat dağlar kıyıya paralel midir, dik midir? Bununla ilgili bir bilgi söyleyemeyiz. Çünkü Ege kıyılarımızda dağlar kıyıya diktir. Akdeniz kıyılarımızda paraleldir. Fakat ikisinde de Akdeniz iklimi özellikleri görülür. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir.